Yavuz, bir şey yapmamız lazım. Sakin ol Duragan, hiçbir yere kaçamaz. Nasıl yani? Arkadaşlar seni alacaktır Hakan. Biraz gecikeceğim ben. Gelince anlatacağım. Elimizi güçlendirecek bir fırsat. Sadece dediğimi yap. Biraz gecikeceğim ben. Ya Dragan, nasıl manzara, güzel mi? Bak güzel şey, daha önünde uzun yıllar var. Beynini dağıtmamı istemiyorsan hemen konuş. Senin gibi aşağılık bir teröristten korkacağımı mı sandın sen? Ne yaparsan yap. Üstünü arayın şunun. Efe, sen burada Sadık'la kal. Beyler yürüyün. Pişman olacaksın Yavuz. Seni bu yaptığına pişman edeceğim. O pis nefesini yorma. Senin tıktıkları yerde lazım olacak. Hayatının en büyük hatasını yapıyorsun. En büyüğünü. Seninle işim bitmedi. Ziyaretine geleceğim. Sana ülkemden uzak dur demiştim. Kardeşim. Huzur içinde yatabilirsin. Üstü temiz. Kayıtlar nerede? O kayıtlar sayesinde artık sadece iki seçeneğin var Thomas. Ya hapislerde çürüyüp adalete hesap vereceksin ya da geberip gideceksin. Ama eğer ilkini tercih edersen elini biraz çabuk tutmanı öneririm. Ne diyorsun sen? İşte bunu diyorum. Hmm.
Sana seçimini yap demiştim. Sen ölmeyi seçtin. O zaman seni de yanımda götürürüm. Merak etme. Komutanım, bu adamları indiriyoruz ama Avrupa ile diplomatik bir sorun çıkmasın. Avcı kızın başına bir şey gelsin, sıkıntının kralını çıkaracağım ben. Kayıt hala bizim elimizdeyse deli niteliğinde o. Hiçbir şey yapamazlar. Eyleme bakın siz. Temiz komutan. Defterini dürdük. Çok şükür. Kopuk. Kopuk. Kopuk evladım. Koptun yine. Sizin aileme yaşattıklarının bir sil yaşamasını isterdim usta. Ama olsun, buna da şükür. Buna da şükür. Türk adaletinin önünde hepsinin hesabını verecek. İçim rahat olsun. Sonunda hak ettiğini buldu. Yaptığı onca pislikten sonra az bile. Nasıl başardın Yavuz? Yoksa Dragan'ın buraya geleceğini biliyor muydun? Tabii ki hayır. Dragan'ı yakalamak uğruna bile olsa seni tehlikeye atmam. Yine intikam arasıyla gidip Linda'yı aldım. Hiç durmayacaksın değil mi? Sevdiklerime zarar vermeye devam ettikleri sürece durmayacağım. Sıkıldım artık. Dragan Linda'yı istediğinde niye verdin? Dragan'ı yakalamak için zaman kazanmamız gerekiyordu. Dragan gelmeseydi Yavuz, Linda'yı öldürecek miydin? Savcı hanım. İyisiniz değil mi? İyiyim. Teşekkürler. Sizi hastaneye götüreceğiz. Tamam. Ben de geleyim. Yok. Yavuz, gerek yok. Sağ ol. Kendine iyi bak. Desteğe git. At silahını. At silahını Thomas. Bırak lan kızı. Bırak, delik deşik ederim seni. Avrupa'nın ortasında cinayet işlemekten başka bir şey değil yaptınız. Bırak lan kızı. Mücahit, tamam, sakin ol. Hiçbir şey yapamaz. Öyle bir yaparım ki. Bırakın gideyim. Yoksa kız gözünüzün önünde ölür. Bana dokunamazsınız. Ben sıradan bir iş adamıyım. Gerizekalı gerizekalı konuşma. Ses kayıtları elimizde. Yakında bütün dünya senin pislik bir terörist olduğunu öğrenecek. Şimdi biraz akıllıysan efendi efendi teslim ol, kızı bırak. Yoksa senin kemiklerini etlerinden ayırırım. Asla. Ya giderim ya ikimiz de ölürüz. Karar sizin. Komutanım. Gel. Komutanım, önemli bir durum var. Ne oldu? Dragan Ratković denen terörist. Yakalanmış komutanım. Ne diyorsun? Nerede, nasıl yakalanmış? Savcı Derya Hanım'ın evine girmiş. Ama başaramamış. Ekiplerimiz kıskıvrak yakalamış. Savcı Derya'nın evine mi girmiş? Sağ ol. Efendim? Derya, iyi misin? Operasyonu bırakıp gelemiyorum. Ama duyduklarım doğru umarım.
Doğru erdem albayım. O adi herifi yakaladık sonunda. Çok şükür. Sen iyi misin? Senin evinde ne işi varmış bu herifin? Yavuz yanımdaydı. Onun peşinden gelmiş. Güpegündüz nasıl gider İstanbul'un göbeğindeki bir eve? Hem de bir savcının evine. Önceden her şeyi planlamış. Bütün mahalleyi kontrol altına almış. Ne istiyormuş peki? Linda'yı. Nasıl yani? Nasılsa öğreneceksiniz. Saklamanın anlamı yok. Bana olanlardan sonra Yavuz Linda'yı almış. Sonra Dragan gelince onunla pazarlık yaptı. Yavuz Linda'yı teslim etti. Çünkü Dragan'ı yakalatmak için zamana ihtiyacı vardı. Anladım. Neyse. Sonuçta yakalandı ya. Sonrasına bakarız. Aynen öyle. Hepimize çok geçmiş olsun. Sağ olun Erdem albayım. Linda istihbarattaydı. Yavuz'la ne işi olabilir ki? Thomas efendi, şansını fazla zorlamaya başladın. Kız yaşasın istiyorsanız bırakın gideyim. Lan nereye gidiyorsun? Avucumuzun içindesin. Elimizde kayıtlar var, senin sorun olacak. Bana başka bir çare bırakmadınız. Veda et arkadaşlarına. Asla! Kurtarım adam kaçıyor! Kaç! Komutanım. Dur. Dur yapma. Çok ses çıkarttık zaten. Yürü. İyi misin avcı kız? İyiyim iyiyim. Teşekkür ederim. Komutanım otele girip bulalım mı? Ses kayıtları bizde değil mi? Evet bizde. Yangın dolabına sakladım. Tamam. O zaman Thomas da bizde demektir. Ben gidip alayım hemen. İyi de sen de eylemle git. Emredersiniz komutanım. Komutanım ne yapacağız? Ortalık çok karıştı. Ben bir Erdem komutanı arayayım. Ateş ne durumdasınız? Sadık'ı alabildiniz mi? Sadık'ı aldık komutanım. Ama yanındakilerle çatışmak zorunda kaldık. Risk almışsınız. Sessiz halletmeniz daha iyi olurdu. Eylemi aldılar komutanım. Çatışmak zorunda kaldık. Ama başaramadılar eylemi. İyi bari. Sadık'ın buluştuğu adam kimmiş? Thomas diye bir adam komutanım. Derin Avrupa'daki temsilcisi. Sözde kuracakları devleti desteklesin ve bizim devletimiz aleyhinde propagandalar üretsin diye tuttukları bir adam komutanım. Paralı sürüngenlerden biri yani. Aynen öyle. O da öldü mü? Adamları evet. Kendisi hayır komutanım. Ama yaralı. Fazla dayanamaz. Ses kaydı elimizde komutanım. Sadık'la konuştukları her şeyi kaydettik. Güzel. O ses kaydı bize yeter. İstihbarat ses kaydını servis ettiğinde o Thomas denen sürüngeni saklandığı delikte bulurlar. Aynen öyle komutan. Hepsini bir bir avlıyoruz Ateş. Burada size güzel bir haberim daha olacak. Şimdi orayı temizleyip Sadık'ı da alıp buraya dön. Emredersiniz komutan. Dönüyoruz beyler. Şu Sadık'ı artık deliğine tıkalım. Başıboş kalmasın. Aynen. Eylem, sen burayı temizletebilir misin? Denerim. Halledersin sen. Halledersin. Dragan'ın da sağ kolunu aldık ya sonunda. Kellesini de alırsak benden mutlusu yok aga. Döndüğümüzde Erdem komutanın bize güzel bir haberi varmış. Dragan yakalanmış olsa ya. O zaman bizim bayramımız olur. Onu biz alacağız aga. Söz verdik. Kimseye bırakmam onu. Hallettim. Gidebiliriz. Sen var ya, istihbaratçıların hasısın. Aslan dayı oğlu. Sağ ol dayı oğlu. O zaman hadi dönelim beyler. Hey ya gidelim memleketimize yemin ediyorum çok özledim ya. Burası nedir böyle aga? Havası hava değil, suyu su değil. Hadi abicim gidelim. Buyurun Linda Hanım. Güvenli mi burası? Kimse bilmiyor değil mi burayı?
Güvenli efendim, merak etmeyin. Bana merak etmeyin falan deme. Güvenli diye diye burnumu pislikten çıkaramadınız. O Yavuz denen psikopat her yerde geldi buldu beni. Of, Dragan ya. Tamam, çıkın. Hadi çıkın. Buyurun efendim. Sesini duymak güzelliğinde. Az kalsın seni de kaybediyordum. Teşekkür ederim. Dragan'ın planı işe yaradı ama ona ulaşamıyorum. Ha bu arada seni de kaybediyordum derken bir terslik yoktur umarım. Dragan ve Sadık, ikisi de yakalandı. Bu hiç iyi olmamış. Üstelik Thomas'ın da yakalanması an meselesi. İstihbaratları bir ses kaydı sızdırmış. Örgüte hizmet edeceğine dair delilleri var artık. Bu arada ben de isminizi vermek zorunda kaldım. Yani artık kimliğinizi biliyorlar. Güzel. Sen yapman gerekeni yapmışsın. Peki bize dört yandan saldırıyorlar ve bu saldırılarda başarıya da ulaşıyorlar. Ne yapacağız yani, böyle elimiz kolumuz bağlı duracak mıyız? Hayır, tabii ki yapacağımız şey belli. Bu durumu lehimize çevireceğiz. Nasıl yani? Unutma, yakalanan kişi Dragan değil, El Muğdar. O bizim bütün dünyaya başbakan diye pazarladığımız bir adam artık. Hemen bu haberi dünyaya yayacağız. Madem büyük bir savaş istiyoruz, bu savaş için bütün radikal, etnik ve ideolojik terör örgütlerini bir araya getireceğiz. Bizim için büyük bir fırsat. Anladım efendim. Elimden ne geliyorsa yaparım. Ben gerekli ayarlamaları yaptım. Hemen gidip bütün örgüt sorumlularıyla görüşeceksin. Hepsini aynı çatı altında toplarsak, işte o zaman bizi kimse yıkamaz. Tabii ki efendim, seve seve. Bu arada peki Türklere karşılık vermeyecek miyiz efendim? En iyi adamlarımızı aldılar. Sessiz kalmasak daha iyi değil mi? Sessiz kalmaktan kim bahsetti? Düğmeye basıldı bileliğinde. Dragan'ın alınması ihtimalini hiç düşünmedik mi zannediyorsun? Bizzat Dragan'ın kendisi yaptı bu planı. Ortalık biraz kanlanacak, anlayacağım. Merakla takip edeceğim efendim. Saat kaç? Hey! Dışarıdaki! Saat kaç? Beni burada tutamazsınız. Ben devlet başkanıyım. El Muğdar'ım ben. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Hissediyorum. Az kaldı. Çok az kaldı hissediyorum.
Seninkiler Avrupa'da Dragan'ı sağ koluna almış. Sadığı. Aslanlarım benim. Komutanım biz de burada yılanın başını yakaladık. Gerçi o yılanın başını esledik daha iyiydi de. Adalete hesap verecek. Sadık'tan da o Dragan denen kansızdan da alacağımız çok bilgi var. Sağlam bir çapraz sorguyla ikisini de bir güzel çözeriz evelallah. Aynen öyle usta. Linda'dan da alacağımızı aldık. Bir gelişme var mı kopuk? Şu Drabbaco denen adam hakkında. Yok maalesef komutanım. Adam bildiğini hayal et. Tek kare fotoğraf bile yok adamla ilgili. Usta bin yıllık aile diyorlar. Ben bu nasıl oluyor aklım almıyor. Akıl almayacak bir şey yok kopuk. Oyunu kuralına göre oynuyor. Tedbirli davranıyor. Göze batan çivi çekici yer. Dragan'ın sonunu gördün işte. Haklısın usta. Linda'nın elinde olmasına Derya ne tepki verdi? Şaşırmadı bile. Benden ümidi kesti usta. Onun gözünde iflah almam artık. Bir şey anlamadı değil mi? Yok. Hala kafama göre hareket ettiğimi sanıyor. Erdem komutan geldi. Hayırdır inşallah? Olay sırasında Derya'nın yanında olduğunu öğrendiyse onun için gelmiştir. Ben bir bakayım. Komutanım. Yavuz. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun Yavuz. Derya'nın yanındaymışsın o aşağılık yakalanmadan önce. Beraberdik evet. Çok zor saatler geçirdik. Ama o aşağılık hak ettiği yere gitti. Elinize sağlık. Gel oturalım komutanım. Gel. Gel komutanım. Çay var taze içer misin? Olur. Yalnız mıyız? Sorma komutanım. Bütün işler bana kaldı bugün. Bütün işler sana kalmış gibi. Dragan'ın yakalanmasında da emeğin büyükmüş. Tebrik ederim. Vatanıma hizmet edebilmem için bir fırsattı komutanım. Ben bir şey yapmadım. Esas aslan payı polislerimizin. Terörle mücadele ekiplerinin. Öyle tabii. Ama Dragan sen varsın diye eve girmiş. Linda sendeymiş. Linda'yı istihbarata teslim ettik oğlum biz. Sende ne işi vardı? Eylem'le konuştun mu? Sana hiç babamdan bahsetmiş miydim? Edebiyat öğretmeniydi bizim rahmetli. Ortaokulda benim de hocamdı. Hep kırık verirdi. Diğer öğrenciler oğluna torpil geçiyor sanmasın diye. Normalde iyi miydi notlar? Yok. O yaşlarda haylazlık biraz. Rahmetli haklıymış. İyi de insan oğluna da kırık vermez ya. Tam bir eski topraktı bizim rahmetli. Evde yemek yerken bile takım elbisesini, kravatını çıkarmazdı. Disiplinli, çok sertti. Ama bizi çok severdi. Bir de bir huyu vardı bizim rahmetlinin. Biz kardeşimle ne zaman bir haylazlık yapmaya kalksak, ne zaman gizli kapaklı bir iş çevirmeye kalksak,
Daha başlamadan anlardı. Bir gün dayanamayıp sormuştum. Baba, nasıl anlıyorsun demiştim. Sana bir şey söylemedik. Nasıl bildin demiştim. Söylemediniz ama daha beterini yaptınız demişti. Ne yaptık baba diye sormuştum. Gizlemeye çalıştınız demişti. Sen de benim evladımsın Yavuz. Eğer bir şey gizlersen anlarım. Neyi neden gizlediğini de anlarım Yavuz. O yüzden sorgulamıyorum. Çünkü niyetini biliyorum. Yani nasıl bir vatansever olduğunu biliyorum. Gerektiğinde gerçekleri söyleyeceğini de biliyorum. Ama bu süreçte başım belaya girerse bize, silah arkadaşlarına, komutanına haber vermene dair senden bir söz istiyorum. Tek başına olacağım diye kendini öldürtmene izin vermem Yavuz. Ben artık bu timden kimseyi kaybedemem. Sakın bana bu timden olmadığını falan da söyleme. Biz ezbere yemin etmedik. Kalpten yemin ettik. Kağıtlar ne yazar ne yazmaz bilmem. Ama alnımızda yazanı söyleyeyim. Biz bitimiz, ya beraberiz ya hiçiz. Yavuz. Yavuz, sen hala kardeşlerinin komutanısın. Şimdi bana söz ver. Söz ver ki canını tehlikeye atacağın zaman biz de canımızı sana siper edelim. Sizin gibi bir komutanım olduğu için o kadar şanslıyım ki. Söz komutanım, söz. Neyse, hadi bana müsaade. Daha bizimkilere güzel haberi vereceğim. Dikkat et kendine. Tamircilik şakaya gelmez. Zor iştir. Geçmiş olsun arkadaşlar. Sağ ol. Tekrar hepinizi tebrik ediyorum. Güzel bir iş başardınız. Oturun. Sadık'ı buluşma noktasına teslim ettik Erdem albayım. İblislerin defterlerini bir bir duruyoruz komutanım. Aynen öyle Mücahit. Aynen öyle. Komutanım, bize güzel bir haberiniz vardı. Konu Dragan'la ilgili arkadaşlar. Dragan Ratković denen o aşağılık terörist artık elimizde. Bu sabah saatlerinde İstanbul'da yapılan bir operasyon sonucu yakalandı. Gerçekten mi komutanım? Ama ben bunu söylemiştim. Yemin ederim söyledim ben bunu çatıda. Allah'a şükürler olsun. Çok şükür bir hainden daha kurtulduk komutanım. Keşke biz de olsaydık be komutanım. Keşke biz de olsaydık ya. Biliyorum. Sizler de bu operasyonun içerisinde olmak isterdiniz. Ama esas olan sonuç. Esas olan o Dragan denen aşağılığın şu an ait olduğu yerde olması. Peki nasıl yakalanmış? Nerede yakalanmış Erdem albayım? Derya'nın evini basmış. Yavuz da oradayken. Tabii Yavuz bunu biraz oyalamış. Zaman kazanmış. Sonra da ekiplere haber uçurmuş. Aslan komutanım be. Biz yoksak da Yavuz komutanım varmış. Vallahi şimdi içim biraz soğudu. Ne istiyormuş peki bu adam komutanım? Yani Yavuz komutanım mı almak istemiş? Ya beyler, ben size en başından beri söylüyorum. Yavuz komutanımda bir halleri var diyorum. Yavuz komutanım sıradan bir tamirciyse ben de Keşanlı değilim diyorum bak. Uçtun gene Keşanlı, uçtun. Sorularınızı bir kenara bırakın arkadaşlar. Nedeni nasıl önemli değil.
Dragan artık elimizde. Önemli olan bu. Evet. Hepimize büyük acılar yaşattı. Ama sevdiklerimize bir söz verdik. Onu adalete teslim edeceğimize dair bir yemin etmiştik. Bizzat o operasyonun içinde, orada biz olmasak da aslanlar gibi polisimiz vardı orada. Yavuz vardı. O yüzden sözümüzü tuttuk. Şimdi hepinizin gönlü ferah olsun artık. Bugün sizin için yorucu bir gün oldu. Şimdi gidip dinlenin arkadaşlar. Emredersiniz komutanım. Erdem ağabeyim, ben de Thomas'la ilgili son durumu takip edeyim. Tamamdır Eylem. Yavuz. Eylem nasılsın? Haberleri aldın mı? Aldım. Tebrikler, hepimize geçmiş olsun. Avcının intikamını aldık Eylem. Kardeşim huzur içinde uyusun artık. Evet. Nasıl başardın peki? Nasıl oyaladın Dragan'ı? Linda'yı vermek zorunda kaldım. Ama ondan alacağımız her şeyi almıştık zaten. Henüz hapishaneye sevk edilmemiş. Ben sorgu için tutuldukları yeri öğreneceğim. Sadık'ın da Dragan'ın da sorgulanması lazım. Ben de bununla ilgili bir şey isteyecektim senden. Biliyorum, Dragan'ın sorgusuna girmem zor. Ama bir şeyler ayarlayabilirsin belki. Ondan soracağım çok hesabım var. Evet Yavuz, ama bu çok zor. Eylem, bu senden son isteğim. Bir şansımızı deneyelim en azından. Tamam ama söz vermiyorum. En son götürürken onun yüzündeki aşağılık ifade gitmiyor gözümün önünden. Sanki bir planları daha var gibiydi. Karşılık vermek misilleme yapmak isteyebilirler. Sözde başkanlarını indirdik sonuçta. Gelsinler. Ellerinde ne varsa gelsinler. Biz ne zaman yıkıldık ki bugün yıkılalım? Aynen öyle. Tamam, benden haber bekle o zaman. Tamam. Bu otobüs niye duruyor böyle? Bir arızası mı var? Bir kontrol edelim istersen. Çek sola. Evet.
Sen kal. Ben bir kontrol edeyim. Tamam. Dikkatine. Acil olarak Ziya çıkmazındaki arayola takviye ekip gönderin. Bugün burada yaşananlardan Türk devleti sorumlu olacaktır. Şu anda esir tutulan devlet başkanımız El-Mudar derhal serbest bırakılmalı. Aksi takdirde bunun gibi daha birçok eylem metropollerinizde gerçekleşecektir. Bunu herkes böyle bilsin. Artık güvende değilsiniz. Yolun sonuna gelmiş bulunmaktasınız. İşe gitmek için bindiğiniz otobüste bile güvende değilsiniz. Son durağa geldiniz artık. Aksi takdirde bunun gibi daha birçok eylem metropollerinizde gerçekleşecektir. Artık güvende değilsiniz. İşe gitmek için bile bindiğiniz otobüste güvende değilsiniz. Aklından bile geçirme. Çok tehlikeli. Yakalanırsan ölürsün. Esas burada kalırsak ölürüz. Dışarı çıkabilirsem yardım isterim. Polise haber veririm. Gelip indirirler. Yapma, ne olur yapma. Arkandan kimse takip etmeyecek. Aç silahını! Tamam. Tamam. Tamam, sakin ol. Sakin. Büyük salaklık yaptı. Malum yere acil ambulans. Çatışma çıktı. Tekrar ediyorum, çatışma çıktı. Çok sayıda yaralı var. Acil ambulans gönderin. Bir ağrınız var mı Derya Hanım? Yok, gayet iyiyim. Bir ağrınız sizinize olursa lütfen bana haber verin. Sesini açar mısınız? Çıkışında hareket halindeki bir otobüste silahlı terörist tarafından eylem gerçekleştirildi. Halk otobüsünde bulunan yolcuları rehin alan teröristin bu anları bir yolcunun sosyal medya hesabından yayınlandı. Saldırının El-Mudar'ın yakalanması üzerine misilleme amaçlı yapıldığı öğrenildi. Saldırının meydana geldiği noktada yol kontrolü yapan trafik polisleri teröristi fark ederek müdahale etti. Çıkan çatışma sonucu terörist etkisiz hale getirildi. Olay yerine ambulanslar gelirken çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Ölü sayısı ile ilgili henüz net bir bilgi elimize ulaşmadı. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Derya Hanım, ne yapıyorsunuz? Kalkmam lazım. Olmaz Derya Hanım, kalkamazsınız. Ülkemize masum insanları öldürüyorlar doktor bey. Ben bir cumhuriyet savcısıyım. Elim kolum bağlı oturamam. Ama Derya Hanım, henüz ayakta durabilecek kadar iyileşmediniz.
İyileşmeme gerek yok. Haberler çok kötü. Korkuk hayırdır, ne oldu? Biri İstanbul'da belediye otobüsüne saldırmış. Tüm haberlerde var. İstanbul bugün alçak bir terör saldırısıyla sarsıldı. Gözü dönmüş terörist halk otobüsünde güpegündüz katliam yapmaya çalıştı. Silahlı terörist İstanbul'un göbeğinde halk otobüsüne saldırdı. Halk otobüsündeki yolcuları rehin alan silahlı teröristin bu anları bir yolcunun sosyal medya hesabından yayınlandı. Saldırının Elmuğdar'ın yakalanması üzerine misilleme amaçlı yapıldığı öğrenildi. Olay yerine yakın bir noktada devreye gezen polis ekipleri saldırganı fark ederek anında saldırgana müdahale etti. Terörist yaylım ateşiyle sivil vatandaşların üzerine ateş açtı. Çıkan çatışma sonucunda terörist etkisiz hale getirildi. Olay yerine ambulanslar gelirken çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Ölüler misilleme yapmaya başladılar. Usta, bir sürü şehidimiz, yaralımız olabilir. Bir şey yapalım. Lütfen bizden ayrılın. Ben sosyal medyaya düşen videoyu da izledim. Açık açık Elmuğdar'ı istiyoruz, yoksa durmayacağız diyor. Aklınca saldırıların devamı için fitili ateşliyor. Allah'tan kaçamamış usta. Orada gebertmiş polis Şahin'i. Öncelikle hedefi kendini kurtarmak değilmiş zaten belli. Dragan'ı aldık ya. Kendilerince propaganda yapıyorlar. Halkı korkutup devlete diz çöktürmeye çalışıyor. Zavallılar. Bu tehditle Dragan'ı teslim edeceğimizi sanıyorlar. Ne yapacağız peki? Ya başka saldırı olursa? Diğer saldırıları nasıl öğreneceğiz? Elimizdekilerin gırtlağına çökeceğiz. Dragan'ın yakalanırsam diye daha önceden yaptığı plana benziyor. Sıradaki saldırıyı da mutlaka biliyordur. Aynen öyle usta. Sadık denen adamı ya da o Dragan'ı ne yapıp edip konuşturmamız lazım. Aga, bu Dragan yakalandı, iyi, güzeldi. Biz nasıl orada olamadık? Yanarım da ona yanarım ya. Vallahi billahi. İyi de abicim, biz de operasyondaydık işte. Sadık'ı yakaladık, ne güzel değil mi? Yani orası öyle de. Bari nerede tutuluyorsa gidip bir suratına tükürseydik. Beyler, istihbarattan şimdi haber geldi. Thomas'ı yakalamışlar. Kaçarken bir araba mezarlığı gibi bir yere sığınmış. Bizimkiler bulduğunda da tir tir titriyormuş. Hani bize çatıda zırvaladı ya, yok ben iş adamıyım, yok bilmem neyim diye. Bizimkilere de aynısını yapmış. Oh, çok şükür. Thomas da gitti. Bugün iyi iş çıkardık yalnız komutanım. Biz dürüm yaptık, istihbarat paketledi yani. He? Aynen öyle dayalı. Komutanım, Erdem komutanım acil sizi çağırıyor, haberlerle ilgili. Tamam aslanım, git geliyoruz biz. Emredersiniz komutanım. Hadi. Komutanım. Gelin beyler, gelin. Gelin oturun. İstanbul bugün alçak bir terör saldırısıyla sarsıldı. Gözü dönmüş bir terörist halk otobüsünde güpegündüz katliam yapmaya çalıştı. Trafik polislerinin saldırganı fark etmesi sonucunda çatışma çıktı. Daha fazla can kaybının önüne geçilerek saldırgan etkisiz hale getirildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırıda hayatını kaybedenlerin olduğu bilgisi var. Ölü sayısının artmasından korkuluyor. Sosyal medyaya yansıyan bazı vahşet dolu görüntüler de var sayın seyirciler. Silahlı terörist, sınırda kurulmaya çalışılan, sözde terör devletinin başı olan Elmuğdar'ın serbest bırakılmaması durumunda metropollerde daha büyük saldırıların olacağı konusunda tehditte bulundu. Ne istediniz Gonca Masum'da? Elmuğdar'ı istiyorsunuz öyle mi? Bir de boyun eğecekmişiz gibi bizi tehdit ediyorsunuz. Komutanım, bunlar hala anlayamadılar mı? Bizim bir ölüp bin dirildiğimizi anlayamadılar mı hala? Bizi yıkamayacaklarını anlayamadılar mı hala bunlar ya? Ne zaman köklerini kurtacağız, o zaman anlayacaklar. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Amin.
Biz hemen sıradaki olası saldırıları engellemek için elimizden geleni yapacağız. Çalışmalara başlayacağız. Erdem Albay'ın ben saldırganın kimliği tespit edilmiş mi bir bakayım. Bundan sonraki saldırıların önlenmesinde önemli olabilir. Tamamdır Ela. Derya. Ne işin var senin burada? Hastanede olman gerekmiyor mu? Öyle bir zamanda hastanede bekleyemezdim Erdem Albay'ım. Görür görmez yanınızda olmak istedim. Gel Derya gel. Neyi düşünmüşsün? Bugünkü saldırıyla ilgili bütün bilgileri istiyorum. Saldırganın tüm bilgilerine ulaşılsın. Ülkeye ne zaman girmiş, kimliği, nerede kalıyor, evini arama yapalım. Tamamdır. Efendim Yavuz. Eylem, bir gelişme var mı saldırganla ilgili? Araştırıyoruz. Kimlik tespiti yapılacak. Kaldığı yeri öğrenmeye çalışıyoruz. Oraya da arama yapılacak. Belki bir şey buluruz. Diğer saldırganlarla irtibatta olabilir. Bu hücre elemanları birbirleriyle irtibat kurmaz Eylem. Daha önce çok gördük. İnan bana. Buradan bir sonuç çıkmaz. Bir planın var mı? Benim için görüşebildiğim müşterilerle. Beni Dragan'ın ve Sadık'ın tutulduğu yere sokman lazım. Bunu yapacağım Yavuz. Ama fazla zamanlı olmayacak. En fazla bir saat. O da çok özel bir izinle. Yeter de artar bile. Eğer saldırıların devamı olacaksa... Onlardan başkası biliyor olamaz. Tamam, ben sana mekanı gönderiyorum. Orada görüşürüz. Görüşürüz. Halk otobüsünde yolcuları rehin alan silahlı teröristin bu anları yolculardan biri tarafından sosyal medyada yayınlandı. Olay yerinde bulunan kahraman trafik polislerinin müdahalesi sonucunda terörist etkisiz hale getirildi. Olay yerine hemen ambulanslar intikal ederken çok sayıda yaralı ve ölü olabileceği haberleri elimize geliyor. Ay. Gözleri kör olsun. Kör şeytanlarından bulsunlar inşallah. Onca ananın babanın yüreğini de aladılar yine. Alçaklığa doyamadılar. Bir de hala elinizdeki adamı geri verin diyorlar ya. Sanki onlara daha önce boyun eğmişiz gibi. Yavuşlar ne yalarlar onlar anca. Gebermiş gitmiş zaten pislik herif olay yerinde. Mücahidimi de aradım ama ulaşamadım. Yolun sonuna gelmiş bulunmaktasınız. Onlar toplantı falan yapıyorlardır Fatma teyze. Bir operasyona çıkarlar, inlerini bulurlar hepsini merak etme sen. Ben de kalkayım artık. Kalsaydın biraz daha. Ya birkaç halletmem gereken iş vardı, onlara bakarım. Yavrum. Bu alçaklar devam edeceğimişler saldırılara. Şimdi çıkma Yasun dışarı. Fatma teyzeciğim. Onların da istedikleri bu zaten. Korkalım istiyorlar. Evlere kapanalım istiyorlar. Ama ben onlara istediklerini vermem. Eğer ben korkarsam, evde kalırsam... babamın yüzüne nasıl bakarım Fatma teyze? Bu vatan için, bizim için mücadele eden onca askerin yüzüne nasıl bakarım? Ateşin, Mücahit abinin. Aynen öyle. Fatma teyze, biz onlara hiçbir zaman boyun eğmedik. Şimdi eğmeyeceğiz. Kurban olduklarım. Siz aynı benim uşağım gibi konuşuyorsunuz. Ay. Maşallah sizi doğuran analar. Sizi büyütenlere. Sağ ol Fatma teyzeciğim, amin. Sizin gibi uşaklar bu memlekette oldukça hiç kimsecikler deviremez bizi eyvallah. Hadi. Ben müsaadenizi isteyeyim o zaman. Öpeyim Fatma teyze. Güle güle git kızım. Allah'a emanet ol. Ama kendine dikkat et yine. Tamam. Hadi. Allah'a emanet olun. Başımız sağ olsun Ateş. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Amin kelebek, amin. Gözümüzü korkutmaya çalışıyorlar işte. Ama korkmayacağımızı bir türlü anlamadılar.
Siz ne yaptınız? Nasıl orada durumlar? Biz bekliyoruz. Operasyon olma ihtimaline karşı bir yere de gidemiyoruz. Ya dikkat edin olur mu Ateş? Ay, bu aralar içimde bir sıkıntı var. Nazlı, canını sakın sıkma. Çok güzel günler gelecek. Bu alçaklar canını sıkarsa bozuşuruz ona göre. Hayır canım, onlar benim canımı sıkamaz. Öyle bir şeye asla izin vermem de. Ne bileyim işte, bir huzursuzluk var içimde. Düğünümüzü düşün. O zaman geçer o huzursuzluk. Anlaştık mı? Anlaştık. Ha, şöyle işte. Sen ne yapıyorsun? Ne yapacaksın bugün? İyi ya, ben de işte düğün için bir şeyler eksikti, onları almaya çıktım. Sonra eve geçeceğim. Tamam. Güzel gelinim benim. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Görüşürüz. Bunlar mı yemekleri? Bunlar elemanım. Bu ikisinin de dilini çözer. Bülbül gibi şakırlar. Yemekleri bir sorguya girdikten sonra getirin. Şüphelenmesinler. Tamamdır. İşte beklenen adam. Hiçbiriniz ders almıyorsunuz değil mi? Dönüp dolaşıp aynı manzaraya geri geliyoruz. Kasap Dragan'ı başkalarıyla karıştırma Yavuz. Hata edersin. Hepiniz aynı lacivertisiniz lan. O çirkin sıfatlarınız bile aynı. İsimler değişiyor sadece. Çolak gidiyor, kasap geliyor. Yarın bir gün kasap gider, manav gelir. Ama onun da sonu bu olur. Karşımda elleri kolları bağlı, zavallı, çaresiz bir mahlukat. Saat kaç Yavuz? Saatle uzun bir süre işin olmayacak Dragan. Ömür boyu kadar. Hmm. O zaman başka bir soru sorayım. Siz ölülerinize şehit mi diyordunuz, ne diyordunuz? Kaç tane şehidiniz var Yavuz? Ülkesi uğruna canını feda edenler şehidimiz, evet. Ama sen ve senin gibi bunu anlaması güç. Çünkü asla bir ülkeniz olmayacak. Ha, işte o konuda çok büyük konuşma Yavuz. Beni canlı yayında izlediğine eminim. Beni öldürdünüz, bak devlet başkanı olarak dirildim. Kucaktan kucağa atlayarak devlet mi kurulur lan? Önüne her kemik atana kuyruk sallayarak, her hıyarım var diyene bir avuç tuz alıp koşarak ülke mi kurulur? Ha, kurmaya kalkarsan işte böyle başını ezip sokarız bu odaya. Vallahi beni çok uzun süre böyle oturtamayacaksınız buraya. Beni burada tuttuğunuz her dakika sizin aleyhinize işliyor. Eylemler devam edecek. Daha çok insan ölecek. Baban gibi. Ya da neydi o albayın karısı? Ya da timinizin komutanı, adı neydi? Fethi. Fethi, Fethi. Fethi. Bana bak lan. Bana bak. Bir daha onların adını o pis ağzına alırsan o dilini keserim senin. Duydun mu? Duydun mu?
Benden hiçbir şey alamazsınız. Boşuna uğraşmayın. Konuşmayacağımı en başta söyledim. Öyle mi? Sahibin Dragan seni kurtarır falan zannediyorsun sen herhalde. O zaman belki bu ilgini çeker. Sürpriz. Dragan. Ya Dragan. Senin o iblisi alamayız sanıyordun değil mi sen? Bak. Şeytana tapar gibi taptığın adamın haline bak. İzle. Anlatacaksın Dragan. Sıradaki saldırıların yerlerini söyleyeceksin. Asla. Ne yazık ki artık seni buradan kurtarabilecek bir efendin yok. O da içeride. Hepinizi tek tek alacağız Sadık. Ölü ya da diri. O yüzden ben senin yerinde olsam işbirliği yaparım. Şimdi sana bir kez soracağım. Dragan alınırsa diye yaptığınız planı devreye soktular ve İstanbul'da bir saldırı oldu. Senin o yüzündeki sırıtışı silerim Sadık. Benim canımı sıkma. Başka saldırılar da planladığınızı biliyoruz. Saldırının yerini söyleyeceksin bana. Bak benim böyle sakin durduğuma bakma. Sonu çok daha kötü olur, emin ol bundan. Konuş! Benden hiçbir şey alamazsınız. Yanında da kim var biliyor musun? Kim var bilmiyorum. En sadık köpeğin. Sadık. Avrupa'da terörü fonlayan sözde birkaç siyasetçiyle iş tutarken yakaladık. Sana neden inanayım? Şimdi inandım. Aa, Sadık. Sadık asla konuşmaz. Sadık en az benim kadar dirayetlidir. O kadar büyük konuşma. Hiç belli olmaz Dragan. Söylüyorum işte. Sadık asla konuşmaz. En yanlış adamı almışsınız. Hiçbir şey elde edemeyeceksiniz. Gel. Vay vay vay. Bu ne be? Bilsem dışarıdan yemek söylerdim, kuzu çevirme falan. Seni gerçekten serbest bırakacağımızı düşünmüyorsun değil mi? Ya bu kadar aptal olamazsın. Bütün kozlar bizde. Sular çekildiğinde karıncalar balıkları yer. Sular yükseldiğinde de balıklar karıncaları. Yani demem o ki bugünkü gücünüze, kudretinize güvenme o kadar Yavuz. Kimin kimi yiyeceğine suyun akışı karar verir. Yemeyeceğim. Al bunu. Sen de haklısın. Yiyeceğini yedin, daha ne yiyeceksin? Benden size bir şey çıkmaz.
O zaman ben de sana kendimle ilgili bir sır vereyim. Hayattaki her şeyimi kaybettim. Çok yeni. Acım çok taze. Bu ne demek biliyor musun? Artık kaybedecek hiçbir şeyim yok demek. Bu adamlar Fethi'nin ölüm emrini veren adamlar. Gözümüzün önündeler. O kadar zor tutuyorum ki kendimi. Şöyle gidip şunların gırtlağını sıkmamak için o kadar zor tutuyorum ki Yavuz. Biliyorum çünkü babamı öldürenler de bunlar. Biz de böyle elimiz kolumuz bağlı duruyoruz. Sıkma canını. Yemek yemeden duramazlar. Pek hevesli değil gibiler. Eğer öleceklerse bizim elimizden olsun isterim. Aç kaldıkları için değil. Konuşmayacaklar. Sanki her adımımızı önden biliyor gibi bunlar ya. Bunun için eğitilmişler. Bunlar paralı asker, unutma. Hayatları boyunca yaptıkları kötülüklerin karşılığına bedel ödememek için eğitim alıyorlar. Ne yapacağız peki? Biraz kan aksa iş çözülür de bana bırakmıyorsunuz ki. Dayaktan da anlamaz ki bunlar. Aklında bir şey mi var? Var. Daha doğrusu sabrım kalmadı. Madem konuşmuyor bu Dragan, buna ihtiyacımız yok ki bizim. Eylem. Eylem. Eylem dur. Eylem. Eylem aç şu kapıyı. Kusura bakma Yavuz. Bak bir delilik yapma. Kariyerini mahvedersin Eylem. Bunu kendi ellerinle yapmak istediğini biliyorum ama artık yeter. Bu pisliğin bizimle oynamasına izin veremeyeceğim artık. Tamam aç şu kapıyı. Bana dokunamayacağını biliyorsun değil mi? Ben öyle sıradan bir terörist değilim. Ben bir devlet başkanıyım. Sen terör devletine devlet mi diyorsun be? Birilerine uşaklık etmek için kurulan devlet mi olur? Bunları konuşmuştuk. Doğru, bunları çok konuştuk. Eylem şu kapıyı aç! Eylem! Bu anı çok uzun süre bekledim Dragan. Ama yine de masum insanların hayatını kurtarmak istediğimi bil. O yüzden sana son kez soracağım. Saldırılarla ilgili ne biliyorsun? Bu mu yani numaranız? İyi polis kötü polis mi? Beni böyle mi alt edeceksiniz? Kusura bakma ama... Çok sıradansınız. Çok. Numara olduğunu kim söyledi? Bırak. Konuş. Hey! Kimse yok mu? Hey! Kimse yok mu? Çabuk git, yardım çağır. Çabuk, Dragan'ı öldürecek. Çabuk! Konuş! Yoksa nefesin kesilene kadar sıkarım. Konuş. Bırak! Eylem! Bir delilik yapma! Çabuk. Ölmüş. Eylem ne yaptın? Yaktın kendini. Umurumda bile değil. Daha bitmedi Yavuz. Çıkarsanıza! Kime diyorum ben? Dur, dur. Dur, yapma. Dur. Buraya kadar sağdık. Seninle daha fazla oynamayacağım.
Yemin ediyorum. Söyleyeceğim. Yeter ki öldürme. Ne olur. Konuş lan o zaman. Görüntüleri izlemem lazım. Ne görüntüsü lan? Hala yokuş yapıyor. Eylem anından bir video var mı? Orada bir şifre olabilir. Görüntüleri izlersem aktif ettiği diğer hücreler hakkında bilgi verebilirim. Madem şifre göndereceğini biliyorsun, kime göndereceğini niye bilmiyorsun? Çünkü herkes her şeyi bilirse çözülme kolay olur. Ben bu herife inanmıyorum Yavuz. Yemin ederim. Doğru söylüyorum. Eylem. Bunun yeminine ben de güvenmiyorum. Ama bir şansımızı deneyelim. Bana bak. İşe yarar bir şey söylemezsen Dragan gibi boğazlarım seni bununla. Bugün burada yaşanacaklardan Türk devleti sorumlu olacaktır. Şu anda esir bulunan devlet başkanımız El Muğdar derhal serbest bırakılmalı. Aksi takdirde bunun gibi daha birçok eylem metropollerinizde gerçekleşecektir. Artık güvende değilsiniz. Durdursana şurayı. Bindiğiniz... Saati görüyor musunuz? Bir sonraki saldırının saati bu. Nerede olacak saldırı? Hangi otobüs hattı bu? Sanayi. Devam etsene. Daha net bir bilgi olması lazım. Yolun sonuna gelmiş bulunmaktasınız. Son duraktasınız artık. Öleceksiniz. Saat 17. Sanayi son durak. Eylemin yeri. İsmi cismi yok mu bu adamın? Yani o kadarını bilmem ben. Sadece organizasyon planını yaparım. Seçilen kişileri bilmem. Bana bak. Yemin ederim doğru söylüyorum. Her şeyi anlattım zaten. Yeterli değil. Adamın kimliğini tespit etmemize yarayacak bilgiler vermen lazım. Sen devam et Yavuz. Ben bizimkilere bilgi geçeyim. Ama kurtuldum sanma. Yemin ederim gelir bu ipi dolarım boğazına. Evet Sadık. Hafızayı zorlamanın tam zamanı bence. Bak komutan. Gerçekten bilmiyorum. Adamların hepsi farklı ülkelerden geliyor. Birbirlerini tanımazlar, akraba değiller. Aynı cinsiyetten mi onu bile bilmiyorum. Lokasyonu bilsek bile o kadar insanın arasında adamı bulmamız kaç saat sürer biliyor musun? Bize net bir şey söylemezsen verdiğim bilgiler hiçbir işe yaramaz. Ve o saldırı gerçekleşirse seni eyleme bile bırakmam. Bak, şunu söyleyebilirim. Saldırı muhtemelen bir canlı bomba saldırısı olmayacak. Uzun namlulu silahlarla saldıracaklar. Sebep? Çünkü katliamı izletmek, toplumu rahatsız etmek istiyoruz. Daha uzun süre, daha acı veren görüntüler. Çünkü derdimiz insanların yüzündeki korku. Özür dilerim. Yani sadece durumu tarif etmek için. Ne marif etmiş gibi anlatıyor. Siz istediniz. Geberteceğim şimdi seni. Söyle, devam et. Dolayısıyla o silahları saklamak için giydikleri kıyafetlere dikkat etmeniz lazım. Belki size bir ipucu verebilir bu. Lan biz bu kadarını bilmiyor muyuz? Ha?
Aptal mı sandın bizi? Net bir şey söyle bana, net. Hangi ülke vatandaşı, hangi milletten? Bilmiyorum diyorum. Niye anlamıyorsun? Bilmiyorum! Azıcık geri aldık biz de. Şey öğrenebildin mi? Öğrendik Erdem albayım. Saldırganın videosunda bir sonraki saldırıyla ilgili bir şifre tespit ettik. Saldırının yerini öğrendik. Tamam, hemen bilgi geçiyorum komutanla. Operasyonu biz de katılalım. Çok iyi olur. Ama iyi organize olmamız lazım. Çünkü hem çok az zaman var, hem de saldırı planladıkları yer sivillerin yoğun olduğu bir bölge. Boşaltabileceğimiz bir alan mı? Maalesef. Saldırıyla ilgili en ufak bir bildirim saldırganın izini kaybetmemize sebep olur. Şu anda sadece saldırının yapılacağı yeri ve zamanı biliyoruz. Ama kimin yapacağını, nereli olduğunu bilmiyoruz. Anladım Eylem. Ben hemen Tim'e haber veriyorum. Ben de Sadık'ın ifadesini kaydedip hemen yola çıkıyorum. Tamamdır. Yavuz, ben birazdan yola çıkıyorum. Harekat merkezine gitmem lazım. Operasyon için hazırlık yapacağız. Sadık başka bir şey dedi mi? Yok. Daha fazla bir şey bildiğini sanmıyorum. İşimiz zor Eylem. Elimizde hiçbir veri yok. Koca alanda adamı nasıl tespit edeceksiniz? Bilmiyorum. Ama başka çaremiz yok. Keşke ben de gelebilseydim. İstersen gelebilirsin. Yok, öyle kolay değil. Bu yola kendim girdim. Aynı gizlilikte devam etmem lazım. Dragan'ı aldık ama ulaşmamız gereken bir üst noktası hep vardır terörün, biliyorsun. Biliyorum. Ve asla vazgeçmeyeceğini de biliyorum. Dragan ne alemde? Nefes alıyor. Biraz iz bıraktım ama işin ciddiyetini anlaması zaman alacak. Çıkmadan bir görüneyim. Belki bir şey öğrenirim. Nasıl istersen. Oğlum durdurun Eylem. Bu ülkenin bir masum vatandaşının daha kanın akmasına tahammülü yok. Biliyorum. Bugün kimse sevdiğini kaybetmeyecek. Söz. Ah Yavuz Karasu. Nasıl bir his? Sevdiğin herkesi öldüren adam karşında dururken onların intikamını alamamak nasıl bir his? Kahroluyorum Dragan. Senin hala yaşıyor olman beni kahrediyor. Güzel. Güzel çünkü bu bana güç veriyor. Ne güzel. Karşımda o topladığın güçle eziliyor olman da bana güç veriyor. Dayandığım nokta tam anlamıyla bu. Şu haline bak Dragan. Attığın her adım, aldığın her nefes bizim izin verdiğimiz kadar. Anlamadığın şey ne biliyor musun? Evet, ölmeni isterdim. Ama şu halini görünce ölmek sana hediye olur anca. Daha bitmedi Yavuz Karasu. Daha bitmedi. Beni buradan kendi ellerinle çıkaracaksın. Dragan, rahat ol. Ağacık, başka sitelere de baksana, yeni bir gelişme var mı? Ölü sayısının artmasından korkuluyor. Ağır yaralı birçok hasta varmış. Ya komutanım, gitsek mi biz de? Kan falan lazım olur mu acaba? Öyle bir şeye ihtiyaç olsaydı Erdem komutan haber verirdi bize. Zaten Kızılay açıklama yapmış. Kan bankasında yeterli miktarda kan varmış. Olayı duyunca bütün halk kan vermek için koşturmuş. Koşarlar tabii aga. Bizim olayımız o. O yüzden bizi yıkamıyorlar. Kanımızla, canımızla mücadele ediyoruz.
Orası öyle de komutanım. Burada oturmak canım sıkıyor benim. Bu adamlar tekrar bir saldırı planlıyor olabilirler. Bekleyeceğiz. Sabredeceğiz. Sakin bir şekilde bekleyeceğiz. İllaki haber gelecek. Komutanım, Erdem komutanım harekat merkezinde bekliyor. Tamam aslanım. Sen git, biz geliyoruz. Kesin buldular. Kesin. Hemen gidip temizleyelim komutanım. Aynen öyle yapacağız Efe. Yürüyün beyler. Saldırganın geleceği lokasyon burası. Şifreli mesajda verilen saat alanın oldukça kalabalık olacağını söylüyor. Bu alanı nasıl kontrol altında tutacağız komutanım? Alanda sivil polisler olacak. Giriş çıkışlarda sürekli arama yapacaklar ve GVT taraması. Biz de bölgede görevli olacağız. Sivil mi komutanım? Evet. Çünkü saldırganın nasıl karşımıza çıkacağını, hangi kimlikte ve hangi kılıkta olacağını bilmiyoruz. Sadece silahlı bir saldırı hazırlığı bilgisi var. Otobüste yapılan katliam gibi uzun namlulu silah ya da silahlarla saldıracaklar. Komutanım, bütün alanı aramak saatlerimizi alır. Bize daha kesin sonuç veren bir şey lazım. Daha hızlı. Derya'nın bu konuyla ilgili bir fikri var. Alana anketör olarak gireceksiniz. Hepinizin elinde avuç içi metal dedektörler olacak. Hem kimlik taraması hem de arama yapabileceksiniz. Böylece hem daha hızlı hem de daha doğru bir tarama yapacağız. Ben de alanı gören bir yere konuşlanacağım. Adamı yakaladığımız an indireceğiz. Ayrıca bir kriz masası kurulacak. Sizin gibi başka güvenlik güçleri de tarama yapacağı için veri akışının çok hızlı olması gerekiyor. Kimlik bilgilerini olabildiğince hızlı ulaştırıp tarama yapılana kadar karşınızdaki kişiyi oyalamanız lazım. Elimizden gelenin daha fazlasını yapmamız gerektiği belli. Ne olursa olsun o herifi alacağız. Buna şüphem yok. Bugün eğer bir kez daha kan dökülecekse onların kanı olacak. Hadi aslanlarım. Halledin bu işi. Yakalayın şu pisliği. Emredersiniz komutanım. Beyler ben aşırı sinirliyim. Aşırı sinirli olunca aşırı hareketler yapabilirim. Bak bana biri mukayyet olsun ha. Merak etme Keşanlı. Biraz da onu adamları bulacağız. Ondan sonra da onların içinden geçeceğiz. Geçelim komutanım, geçelim. Komutanım ben hepsini tek tek kontrol ettim. Sıkıntı yok. Ama herkes silahından uzak tutarsa çok iyi olur. Mücahit komutanım. Söyle Efe. Komutanım yenge burada. Yenge mi? Melisa yenge işte. Lan oğlum anladık tamam da yani şimdi operasyona çıkacağız. Sırası mı? Komutanım pek iyi görünmüyordu. İki dakika görsem yeter dedi. Bir şey diyemedim. Ne diyorsun ya? Keşanlı, bizim daha çıkmamıza var. İstersen git bir gör. Hem kötü diyor. Konuşsan iyi olur ha? Öyle mi diyorsun? Bence git. Nerede? Dinlenme odası komutanım. İyi ben bir gideyim geleyim bakayım. Melisa. Mücahit. Ne oluyor Mücahit? Haberler falan. Korkacak bir şey yok. Merak etme alacağız hepsini. Bir sürü saldırgan var dediler, bombalar var dediler. Ben de dışarıdaydım. Çok merak ettim. Tamam, tamam. Sakin ol. Bak biz buradayız. Görevimizin başındayız. Sen sakin ol tamam. Gidiyor musunuz hemen şimdi? Aynen. Çıkıyoruz birazdan. Sana bir şey olmayacak değil mi? Of ne zormuş asker adam sevmek arkadaş ya. Zor tabii. Ne sandın? Her şeye de siz koşturuyorsunuz böyle. Öyle deme. Binlerce polisimiz var. Jandarmamız. Sınır ötesinde kaç bin asker. Hepsinin anası, babası, evladı. Havada pilotlar, denizde bahriyeliler. Hepsi canlarını siper etmiş halde uğraşıyorlar. Ateşte düştüğü yeri yakıyor ama ne yapayım? Anne senin derdindeyim işte. Böyle diyorsun ya bak yüreğim hop ediyor ya. Allah'ım. Mücahit. Ne olur sana bir şey olmasın ya. Bak böyle dersen bozuşuruz. Her şey tamam. Şehit olmayı bana çok görme ne olur. Benim adım şehit oldu şehit. Keşanlı Mücahit. Asker sevmek zor tamam. Ama senin gibi deliyi sevmek çok daha zor biliyorsun değil mi? Biliyorum. Sen şimdi Nazlı'lara git ya da sulara. Annen orada değil mi?
Ya olsun sen git. E sevmedi ki beni. Ya o ne demek ya? Sever, sevecek. Ben nasıl seviyorsam o da sevecek. Yok ben yine de arkadaşıma gideyim ya. Ya Melisa. Komutanım, çıkıyoruz. Geliyorum. Gitmem lazım. Dikkat et. Tamam. Görüşürüz. Usta bir bakar mısın? Ne oldu? Dirapaku ailesiyle ilgili bir şey buldum. Neymiş? Vallahi bağlantısı var mı yoksa isim benzerliği mi bilmiyorum ama bunların Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirketi varmış. Şirketin geçmişi hakkında araştırma yaptın mı? Yaptım usta. Görünürde nakliyat şirketi. Yaklaşık 10 yıl önce kurulmuş. Sicili temiz gözüküyor. Ne bir araştırma ne de bir inceleme yapılmış. Ben Yavuz'u arayayım da bir kontrol etsin bakalım. Edersiniz, edersiniz. Efendim usta. Ne yaptınız Yavuz? Bir gelişme var mı? Vallahi Sadık'ı çözdük. Bazı bilgiler verdi bize. Bugün bir eylem daha gerçekleştirecekmiş. Ama bütün güvenlik güçleriyle beraber bizim çocuklar da harekete geçti. İnşallah durduracaklar. İnşallah. Sizde var mı bir şey? Kopuk bir şey buldu. Dirapaku'nun Türkiye'de organik bağ olduğu bir şirketle ilgili. Allah Allah. O kadar da ulaşılmaz biri değil o zaman. Bilmiyorum, belki bir isim benzerliği olabilir. Kopuk sana şimdi adresi gönderecek. Orada buluşun, bir kontrol edin bakalım. Tamam usta. Eyvallah. Varmış. Neymiş o? Bilmiyorum. Kontrol ettik, herhangi bir sıkıntı yok. İsterseniz size teslim edebilirim. Kimdenmiş? Gönderici olarak Yavuz Karasu yazıyordu. Teşekkür. İhtiyacın olmasa bile her zaman yanındayım. Benden nefret etsen bile. Bilmeni istediğim tek şey şu. Benim sana ihtiyacım var. Yavuz. Buradan çıkarsak. Her şeyi yeniden başlamayı düşünür müsün? Neye mesela? Yeni bir... aşka mesela. Ben o konuyu kapattım Derya. Atmıştım. Sonra karşıma sen çıktın.
gitmem lazım. Turunç'la rahatsızlanmış. Gitmek zorunda mısın? Geleceğim canım. Sen her sabah böyle güzel uyanacaksan, ooo işimiz var. Güzel mi? Çok. Elimden gelse resmini yapar duvarıma asarım. Sevgilim. Bunu duymak ne güzel. Mekan burası mı? Evet komutanım, burası da. Burası hiç o dost denilen adamlık bir yer değil. Oğlum sen bulmadın mı mekanı? Ben buldum. Ben buldum da ikna olacağım diye bir şey yok ki komutanım. Yürü kopuk yürü. Buranın sorumlusu kim? Hayrola, nereden geliyorsunuz? Tır parklarını denetleme komisyonundan geliyoruz. Ben öyle bir komisyon hiç duymadım. Ben de duymadım, şimdi aklıma geldi zaten. Tamam, uzatma kopuk. Birader, buranın sorumlusu kim? Benimle görüşün, bir sorun mu var? Vallahi göreceğiz, sorun var mıydı yok muydu. Hadi birader, basın git. Benim de canımı sıkma. Tamam, hadi sen çık bakayım şöyle. Hop hop. Öyle elinizi kolunu sallayarak gidemezsiniz. İndir lan elini. Ne oluyor lan? Sorumlusu nerede lan? Arka binada, ofiste. Şunu en baştan alalım, bu sırada seni. Tarık neredesin? Parktayız. Paketleri açıyoruz. Sonra da dağıtacağız. Ne oldu? Tamam. Sana bir haberim var. Dost büyük bir toplantı yapmayı planlıyor. Evet. Herkes orada olacak. Artık son darbeyi vurmanın zamanının geldiğini düşünüyor. Ne yapacaksa yapsın artık. Dost mu düşman mı belli olsun ya. Belki buraya gelebilir. Hazırlıklı olmamız lazım. Tamam tamam. Ben şu işlerimi halledeyim de yüz yüze konuşuruz sonra. Seninle karşılaşacağımızı hiç tahmin etmiyordum ya. Nasıl girdiniz içeri? Çok zor olmadı Tarık. Ben şunu bir alayım. Otur.
Hayırdır? Kafama sıkmaya mı geldin? Vallahi bu senin performansına bağlı Tarık. Böyle şeyleri tercih etmem biliyorsun. Belki dedik Sami'yi özlemiştir, Cahit'i özlemiştir. Arkadaşların yanına gitmek istiyor mu? Soralım dedik. O kadar mı? Aslında senin için gelmedik. Sen karşımıza çıktın. Ben hiç tesadüflere inanmam Tarık. Sen inanır mısın? Ne arıyordunuz ki? Şu dost denen herif. Onun burada bazı işleri olmuş. Öyle bulduk bu adresi. Ben bir tek Linda'yı bilirim. O gönderdi beni buraya. O küçük ayrıntılar beni hiç ilgilendirmez. Ne ilgilendirir? Dost hakkında ufak bir bilgi. Ufak bir iz. Ne bileyim belki kulağına bir şey gelmiştir. Bir şey öğrenmişsindir. Linda ile o kadar mesain oldu. Bildiğim bir tek şey var. Bu adam çok güçlü. Sizin boyunuzu aşar. Benim gibi çapulcu değil yani diyorsun. Ne iş çeviriyordunuz peki burada? Bana bak Tarık, çok vaktimiz yok. Dışarıda bombalar patlıyor, insanlar ölüyor. Beni bilirsin. Sabırı en belirgin özelliğim değil. Görmüyor muyum sanıyorsun lan? Şimdi içimden bir ses bana diyor ki, ben burada konuşurken bu adam sinsice silahını davranıyorsa bu adam bir şeyler biliyor. Ve gırtlağına çökeceğimizi de biliyor. Bak Yavuz kardeş. Biz kardeş falan değiliz lan. Bana bak lan. Bu adres ne? Levent'te bir yer. Bilmiyorum. Komutanım aynı ailenin şirketi gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Biz de demek ki bilmediğin yerden soruyoruz ha? Güle güle Tarık. Baba biz geldik. Biz geldik. Bu amcalar kim? Sen neden yerdesin? Gel oğlum. Efendim, toplantıyı Türkiye'de yapmak istediğinize emin misiniz? Elbette. Kimden korkacakmışım? Ben yine de yurt dışını bir düşünün derim. Hayır. Bu herkes için açık bir mesaj olsun istiyorum. Sen gerekli ayarlamaları yap. Nasıl isterseniz. Baban bir şey düşürmüştü yerde, onu arıyordu. Evet oğlum, bir şey arıyordum. Korkacak bir şey yok. Annen nerede oğlum? Tarık ne oluyor burada? Bir şey yok, yabancı değiliz. Bir şey yok, bir şey yok. Arkadaşlar. Siz isterseniz ufaklı alın çıkın. Değil mi Tarık? Yavuz konuşabiliriz. Karım var, çocuğum var. Kimsiniz siz? Yenge söyledi ya, yabancı değiliz biz. Bir şey mi yapacaksınız kocama? Ayla saçmalama, onlar benim iş arkadaşlarım. Evet, yani biz tehlikeli insanlar değiliz. Ama özel bir şey konuşuyorduk, değil mi Tarık?
Hadi oğlum. Hadi sen annenin yanına git. Kopuk, hanımefendiye şikayet. Buyurun hanımefendi. Hadi oğlum, dışarıda bekleyelim biz. Beni parka götüreceksin değil mi baba? Söz vermiştin. Gideceğiz oğlum, gideceğiz. Hadi sen annen de git. Hadi. Anlaşabiliriz, çeker giderim. Sen seçimini yaptın Tarık. Yapma. Karım var, çocuğum var. Senin gibi olmasaydı belki benim de olurdu. Tarık'ın kirli işler yaptığını biliyorum. Abla madem biliyorsun niye çocuğa haram lokma indiriyorsun? 50 kere yalvardım. Yapma dedim. 40 kanaat da olsa geçiniriz dedim, dinlemedi beni. Ona bir şey yapmayacaksınız değil mi? Biz kimseye bir şey yapmayız. İnsan ne yaparsa kendine yapar. Hadi gidelim. Kocam nerede? Hadi kopuk. Ne yaptınız ona? Öldü mü yoksa? Gel. Tarık, iyi misin? Tarık, Tarık iyi misin? Hemen gitmemiz lazım buradan. Eve gidip acil ihtiyaçlarımızı alalım. Ne diyorsun Tarık? Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Nereye olursa. Bir daha asla dönmeyeceğiz buraya. Asla. 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 Bir daha gelmeyeceğini nereden biliyorsun komutanım? Gelmeyecek, inan bana. Tamam da nereden biliyorsun? Adamı çocuğunun önünde öldüremez. Komutanım haklısın da bari içeri atsaydık adamı. Verdiği bilgiyle ikinci bir şans hak etti. Ne bilgi verdi? Hadi gidelim şu mekana. Tamam da ne dedi? Zamanı gelince öğrenirsin. Bana da mı yani komutanım? Levent'te miydi mekan? Hadi. Evet. Kameraları ekrana verin. Emredersiniz.
Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Dayı, bir kimliğini kontrol edebilir miyim? Bir sıkıntı mı var evladım? Yok, bir şey istemiyorum. Sadece ufak bir anket. Küresel ısınma hakkında farkındalık yaratmak için hanımefendi. Çok vaktim yok, lütfen. Temiz. Eylem. Tamam. Sende durum ne? Şu anda bir şey yok. Yine baksana dayı. Tüm birimler. Siyah paltolu adama dikkat edin. Uzun saçlı, sağ elinde spor bir çanta var. Tüm birimler. Adam derhal kontrol edilsin. Anlaşıldı, ben de. Arkandayım abi. Efe, adamın önünü kesin hemen. Pardon beyefendi, bakar mısın? İstemiyorum kardeşim, teşekkür ederim. Bir şey satmıyorum, yanlış anlamayın. 2 dakika sadece bir anket yapayım. Acelem var kardeşim, anket de istemiyorum. Çok çekiliyorum ben. Beyefendi sakin olun, neden tersliyorsunuz arkadaşımı? Ya kardeşim, siz laftan anlamıyor musunuz? Anlıyoruz, anlıyoruz da sen anlamıyorsun. Ya ne oluyor ya? Sen bir gel bakayım şöyle. Hop! Kuzeye doğru ilerliyor. Yiğit o sana yakın. Dikkatli olun beyler. Eylem sen de tetikte ol. Adamı kaybetmeyin. Anlaşıldı. Görüşün var mı? Maalesef gözden kaybettim. Adam bende etkisiz halde komutanım. Kalk! Kalk! Kimliğini ver. Ne istiyorsunuz? Niye benim peşimdesiniz? Sen niye kaçıyorsun? Komutanım kimlik bilgisi veriyorum. 101. Ne iş yapıyorsun lan sen? Ben özel bir şirketin muhasebe sorumlusuyum. Sürekli parayla dolaştığım için silah da taşıyorum. Ruhsatım var. Cüzdanda. Ver bakayım cüzdanı. Eğer doğruysa seni bırakırız. Tamam. Sıkıntı yok. Lan madem sıkıntı yok, ne koşturtuyorsun bir sabahtan beri peşinde? Ortalığı karıştırıyorsun. Doğru söylüyor komiserim. Adam temiz. Anlaşıldı. Adam temiz çocuklar, bırakın. Sizi birden öyle karşımda görünce hırsız zannettim. Çantada şirket çalışanlarının maaşları var. Al. O zaman çok ortalıkta dolaşma. Kalabalık yerde gezme fazla. Tamam. Al bunu sakla. Çok teşekkür ederim. Zaman daralıyor. Eylem, Karabatak ne durumdasınız?
olumsuz. Beyler, dağılıyoruz. Her tarafı didik didik arayın. Yüksek olan yerleri tercih edin. O adamı bulmamız lazım. Çok dikkatli olun. Ulan inşallah ilk beni hedef alırsın da kimseye zarar veremeden gebertirler seni. Efe, Yiğido, siz şu tarafa. Anlaşıldı komutan. Aşık. Burası mı? Aynen komutanım. Drapaka gözüküyor sahibi ama aradığımız adamı emin değilim. Komutanım. Söyle. Önleyebilecekler mi saldırıyı? İnşallah önleyecekler Popuk. Bütün güvenlik güçleri bunun için uğraşıyor. Belki saldırıyı planlayan adam buradadır. Eğer buradaysa çökeriz gırtlağını komutanım. Saldırıyı buradan planladığını sanmıyorum. Ama yine de bir girip kontrol edelim. Hadi yürü. Allah'ın belası yok. Anlaşıldı. Müdahale edin, yaşıyor olabilir. Anlaşıldı. Beyler çabuk. Mesaj falan yollamadan alalım şunu. Çabuk. Yaşıyor komutanım, temiz. Nerede lan telefonun? Nerede? Çok geç. Mesaj gitti bile. Hem de bütün tetikçilere. Artık bitti. Bütün İstanbul'u delik deşik edecekler. Bu saldırıyı El-Mudar'ın serbest bırakılması için yapıyoruz. Şunu iyi anlayın. Bu ne ilk ne de son olacak. Artık bizi durduramazsınız. Bundan böyle bütün gücümüzle üzerinize geleceğiz. Ya El-Mudar serbest bırakılır ya da sonuçlarına katlanırsınız.
gelmiş. Anlaşıldı, ekipleri yönlendiriyoruz. Güvenliği sağlayıp gelin. Emredersiniz komutanım. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Hoş geldiniz. Burası benim hiç hoşuma gitmedi. Kesin başımıza bir şey gelecek ama hayırlısı. Üzerinde silah yok değil mi? Yok komutanım. Merhaba. Lütfen üzerinizdeki metal eşyaları çıkarıp tekrar geçer misiniz? Buyurun. Asansör bu tarafta. Komutanım. O asansöre gideceğimizi nereden biliyorum? Gördüğün gibi burada bir şey yok kopuk. Ne yapacağız burada? Yukarı nasıl çıkacağız? Asansörle. Sakin. Sen niye bu kadar tedirginsin? Komutanım mekan soğuk. Mekan ruhsuz. Tam böyle adamların saklanacağı bir yer. Silah da yok üzerimizde. Ben tedirgin oldum. Sakin. İstanbul'un göbeğinde böyle bir gökdelende çatışma çıkaramaz kimse. Gel. Komiserim, albayım, videoyu görmeniz gerek. Hemen ekranı ver. Bu saldırıyı Elmodar'ın serbest bırakılması için yapıyoruz. Şunu iyi anlayın. Bu ne ilk ne de son olacak. Artık bizi durduramazsınız. Bundan böyle bütün gücümüzle üzerinize geleceğiz. Ya Elmodar serbest bırakılır ya da sonuçlarına katlanırsınız. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Kaçıncı kat? 16 komutanım. Emin misin 16 olduğunu? Eminim komutanım. Ne oldu? Binada 15 kat vardı, ondan sordum. Nasıl? Komutanım tuzak o zaman, çıkalım. Şş, sakin. Tuzak falan değil. Yönlendiriyorlar. Belli ki birileri bizimle konuşmak istiyor. İyi de komutanım, ben bu adamlara güvenmiyorum. Ben de güvenmiyorum. Durumu ne? Şimdilik ilk müdahaleyi yaptık ama hastaneye gidip orada da devam etmemiz lazım. Hastaneye götürmeden önce benim bu adamla konuşmam lazım. Durum çok kritik. Şehrin farklı noktalarında saldırı düzenleyecekler. Şimdilik bir sorun yok. Konuşabilir. Bir müsaade et. Bana bak lan. Ne biliyorsan hepsini bana teker teker anlatacaksın. Duydun mu beni? Eğer anlatmazsan, bildiklerini söylemezsen ne yapar? Ne eder bu ambulansı buradan çıkartmam? Sen de burada kan kaybından geberir gidersin. Anladın mı beni? Ben bir şey bilmiyorum.
biterim anlamadın galiba. Ha? Biz aynı dili konuşmuyor muyuz aslanım seninle? Ben sana bir şey biliyor musun, bilmiyor musun diye sormadım. Ben sana konuşacaksın dedim. Ne biliyorsan hepsini anlatacaksın. Ne biliyorsan hepsini anlatacaksın. Komutanım İstanbul vallahi güzel şehir ha. Sen şehrin kalabalığına aldandığın için farkına varamıyorsun tabi. Bu şehir yüzyıllardır bu kadar güzel. Rahat bırakmıyorlar ki komutanım. Şöyle ülkemizin, cennet vatanımızın tadına varalım. Komutanım gelen giden yok. Bekle. Komutanım açma. Patlayıcı olabilir. Komutanım. Konuşmuyor. Ya bunlar ortalığı cehennem alanına çevirecekler. Nasıl konuşmuyor? Ateş hepsine mesaj göndermiş. Videoyu sildik ama çok geç kalmış olabiliriz. İstihbarat telefonları inceliyor ama bir şey bulacaklarını sanmıyorum. Koca şehir. Nerede ne yapacaklarını nasıl bileceğiz? Bize bir ipucu lazım. Yaralıyı artık hastaneye götürmemiz lazım. Eğer isterseniz sorguya orada polis nezaretinde devam edebilirsiniz. Olmaz doktor, olmaz. Benim bu adamı burada konuşturmam lazım. Şehrin her tarafında canlı bombalar cirit atıyor. Bu herifin burada konuşmaz. Merak etme doktor bey. Zarar vermeden konuşturma konusunda uzmandır. Zaten ölse nasıl konuşacak değil mi? Bana bak. Sana ayrılan zamanın sonuna geldik. Sen konuşmazsan burada ben de senin gırtlağını sökeceğim lan yerinden. Şimdi göreceğiz senin örgüt sevgini. Bakın senin örgüt sevgin mi büyük? Yoksa benim vatan sevgin mi? Ben her şeyi göze aldım. Bakalım sen aldın mı? Akıllandın mı? Anlat lan. Anlat! Abim. Abin kim? Kim lan abin? Birlikte gönderdiler biz buraya. Normalde kimse kimseyi tanımaz. Ben eğer abim varsa varım dedim. Abin de mi saldırgan lan? Abin de mi saldırgan? Evet. Allah sizin... Lan. Lan Allah sizi kahretsin. Allah sizi kahretsin lan. Nerede lan o abin? Adres ver bana. Abin nerede? Nerede buluruz o abini? Konuş dedim lan sana. Konuş lan, konuş! Tamam. Tamam, tamam. Söyleyeceğim. Adres ver bana. Adres ver!
başlarım böyle işe. Bizi öldürmek isteseler öldürürlerdi. Bunların derdi başka. Efendim? Yavuz Karasu. Kimsiniz? Bir dost. Dirapako. Linda benimle görüşmeye çok hevesli olduğunu söyledi. Ben de... En azından bir tanışalım dedim. Linda çok açık ifade edememiş. Benim niyetim seninle tanışmak değil. Seni gebertmek. Erdem albayım, nedir durum? Saldırganı yakaladık. Çocuklar şimdi konuşturmak için uğraşıyorlar. Polis de kimliği üzerinden bağlantılarını araştırıyor. Güzel. Ne oldu komutanım? Konuştu. Abisi de işin içindeymiş. Bir adres aldım. Erdem komutanı arayacağım. Helal be komutanım. Dinliyorum Ateş. Komutanım, bu adam öttü. Abisi de saldırganlar arasındaymış. Bir adres aldım. Bizim olduğumuz konuma çok yakın. Eğer müsaade ederseniz oraya geçeceğiz. Hemen harekete geçin. Ben de gerekli yerlerle görüşüyorum. Emredersiniz komutanım. Dikkatli olun Ateş. Hücre evlerini tuzaklamış olabilirler. Başarabiliyorsanız saldırganı sağ yakalayın. Tamamdır komutanım. Hadi gidelim. Bu saldırıyı Elmodar'ın serbest bırakılması için yapıyoruz. Şunu iyi anlayın. Bu ne ilk ne de son olacak. Artık bizi durduramazsınız. Bundan böyle bütün gücümüzle üzerinize geleceğiz. Ya Elmudar serbest bırakılır ya da sonuçlarına katlanırsınız. Yavuz, Yavuz. Çok güçlü bir askersin biliyorum. Ama bu ülke için artık bir şey yapamazsın. Bu gerçeği kabul et. Emin misin? O çakma terör devletinin başkanı elimizde, farkında mısın? En büyük planın suya düştü. Beni tanımadığın o kadar belli ki. Ben hiçbir zaman yenilmem. Her zaman başka bir planım vardır. O ucuz teröristlerle karıştırma beni. Teröristin pahalısı olmaz. Hepiniz ucuzsunuz ve benim gözümde yeriniz aynı. Toprağın altı. Yani kim olduğun, ne kadar güçlü olduğun umurumda değil. Sonuçta teröristsin. Ya Dragan gibi o kelepçeleri bileğine takarsın... ya da yaptıklarının bedelini canınla ödersin. Böyle konuşacağını biliyordum. O yüzden oradasın Yavuz. Sana bazı gerçekleri daha net anlatmak istediğim için... Hatta önce çok önemli bir şey yaptığınızı zannettiğiniz Dragan'dan başlayalım. Linda şu anda nerede biliyor musun? Bütün örgütlerle aynı masada. Yani Dragan'ı yakalaman ancak bu kadar işime yarayabilirdi. Öncelikle hoş geldiniz beyler. Hepimizin burada olması bir milat. Yeni kurulan devletimiz için bir milat. Biliyorsunuz devlet başkanımız tutuklandı. Biz de yeni kuracağımız büyük orduyla ne kadar ciddi olduğumuzu ve bir sömürü devleti olmadığımızı göstereceğiz. Bu konuda birlikte hareket edeceğimizi düşünüyorum. Umarım haklıyımdır. Artık ucuz bir devletle değil, koskoca bir orduyla savaşacaksınız. Adım adım planladığım yere nasıl geldiğimi görmüşsündür artık. İstersen dünyayı getir karşımıza. O sınırda o paçavrayı dalgalandırmayız. Benim vaktim değerli Yavuz. Seninle ağız dalaşı yapacak halim yok. Karşındaki manzarayı görüyorsun değil mi? Senden iyice yaklaşıp tekrar o manzaraya bakmanı istiyorum. Bana 10 saat içinde Dragan'ı teslim etmezsen... Bu şehri ne yapacağımı gör istiyorum. O mavi suları nasıl kızıla boyayacağımı gör istiyorum. O gökdelenlerin, o yemyeşil ormanların... O güzelim şehrin masum insanların nasıl yanacağını gör istiyorum Yavuz.